Magnezyum florür katısı ve su ile hazırlanan birinci kaptaki çözeltide 12,4 gram, ikinci kaptaki çözeltide 6,2 gram çözülmüş magnezyum florür bulunmaktadır. Bu iki çözeltinin niceliklerinden hangileri aynıdır diye sorulmuş. Birinci yargımıza baktığımızda molar derişim diyor. Şimdi molar derişim dedim, molarite eşittir M bölü V diyoruz. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi soruda aslında mol kütlesi verilmiş ama şöyle yapabiliriz. Mesela bu maddenin mol kütlesine X diyebiliriz. Mesela bu maddenin MA'sı X olsun. Şimdi birinci bileşiğimizin biz molünü hesaplamak istesek N eşittir 12,4 bölü X olsun. İkinci bileşikte ise 6,2 bölü X olsun. Şimdi getirip şurada yerine yazarsanız bakın birincisi için söyleyeyim. 12,4 bölü X bölü hacminiz kaç? 400 mililitre. Onu da şuna çevirebilirsiniz. 0,4 litre yapar. O zaman buradan şöyle çıkar. Bakın 12,4 bölü 0,4 X. Şimdi ikinci bileşiğin molaritesini hesaplamak isterseniz 6,2 bölü X bölü hacmi de litreye çevirdiniz. 0,2. Evet, buradan ne çıkar? 6,2 bölü 0,2 X çıkar. Bakın birinci bileşiğimizi sadeleştirsek mesela 2 ile sadeleştirdi. Burası da 6,2 bölü 0,2 X yapmaz mı? Yani bunların molar derişimleri birbirine eşittir. Zaten şöyle söyleyeyim. Birinde hacim, bakın burada hem hacim iki katında hem de çözünen madde miktarı iki katında, o şekilde düşünebilirsiniz. Bu kadar işlem yapmadan o şekilde de görebiliyorsanız o şekilde düşünebilirsiniz. Molar derişimleri aynı. Elektriksel iletkenlik, elektriksel iletkenlik de doğru orantılı molar derişimle. Çünkü iyonların derişimiyle doğru orantılı olacak, aynı madde olduğu için ve molar derişimleri eşit olduğu için elektriksel iletkenlik de aynı olacak. Yine buhar basıncı doğru orantılıdır molar derişimle. Molar derişimleri eşit olduğu için buhar basınçları da aynı olacak. Cevap E şıkkı olacak.